Herkese merhaba. Bugün sizlere 10 tane çok güzel bilim kurgu kitabı önereceğim. İlk önereceğim kitap Mad Hack'ten insanlar. Kitabımızda dünyanın en büyük matematik problemini çözen bir profesörümüz var. Kendisi bir anda ortadan kayboluyor. Bir yol kenarında yatarken bulunuyor. Ama bir anda bu profesörümüzün bütün davranışları değişmeye başlıyor. Benim postitlemekten deliye döndüğüm kitaplardan bir tanesiydi. Ben zaten bu yazarın bütün kitaplarını çok seviyorum ve gönül rahatlığıyla bütün kitaplarını öneririm. Bir sonraki önereceğim kitap Erebos. Ben bu kitabı 2011 yılında okumuştum. Şu anda bulmakta biraz zorlanabilirsiniz ama hala satılan yerler var. Bu kitabı bilim kurgu kitabı olarak sayabilir miyiz? Tam emin değilim. Ama bir bilgisayar oyunumuz var. Ve bu bilgisayar oyunu gerçek hayatı nasıl etkilemeye başlıyor? Bunu görüyoruz. Bu da yine çok sürükleyici kitaplardan bir tanesi. Dili çok rahat, kalınlığı gözünüzü korkutmasın. Çok güzel akıp gidiyor. Puntosu da zaten büyük. Bunu çok keyifle okuyacağınız eminim. Bir diğer önerim daha önce kesinlikle duyduğunuzu emin olduğum Fahrenheit 451. Bu kitap aldığı bütün ödülleri sonuna kadar hak eden kitaplardan bir tanesi. Bu kitaptaki itfaiye çalışanlarımız yangınları söndürmek için değil, kitapları yakmak için çalışıyorlar. Kitabımızın içindeki distopik evren aslında bizim şu an günümüzde görmeye çoktan başladığımız şeylerin farklı bir yanılsaması. Bu kitaba hem bilim kurgu hem fantastik kitaplar türüne ekliyorlar. Eğer bilim kurgu kitaplarına başlamak istiyorsanız Fahrenheit 451 mutlaka okuyun. Bir sonraki kitabımız İtek yayınlarından çıkan Türk bir yazarımıza ait Güneş'i yanında taşıyan adam. Bu kitabımızdaki olay kurgusunu ve distopik evreni çok seviyorum. Bu kitap da yine ödül almış kitaplardan bir tanesi. Bu kitabın içinde de olayla beraber sürüklendiğiniz için hemen bir sonraki sayfaya geçip devamını okumak istiyorsunuz. Benim 5 yıldız verdiğim ve çok keyifli okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bir diğer kitabımız Dünyaya Düşen Adam. Bu kitabımızda dünyayı kurtarmak için Mars'tan dünyaya gelmiş bir uzaylımız var. Ama bu uzaylı insanlarla yaşamaya başladıktan sonra insanları gerçek anlamıyla tanıdığı zaman kafası biraz karışmaya ve fikirlerini değiştirmeye başlıyor. Bu da yine Itaki'nin Bilim Kurgu Klasikleri serisinden çıktı. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Bir sonraki kitabımız Gece Yarısı Kütüphanesi. Kanalımda daha önce bu kitapla ilgili bir yorumda bulundum. Favori 10 kitabım yukarıdan ulaşıp izleyebilirsiniz. O videoda bu kitapla ilgili yorumumu yapmıştım. Bu zamana kadar okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi. Yine oldukça fazla altını çizdiğim bir kitap. Burada da hayat yolunda gitmediği için intihar eden bir kadının kendini kütüphanenin ortasında bulmasıyla başlıyor. Bu kütüphane onu hayatında yaşayamadığı ama yaşayabileceği potansiyel hayatlarla dolu, kitaplarla dolu ve bu kitapların her birine tek tek girerek o potansiyel yaşamlarını görüyor. Kitabımız tabi bu şekilde başlıyor ama ilerisinde neler oluyor? Yine kendinizi kitabın içinde bulabileceğiniz, Sonunu merak ettiğiniz için sürekli sayfa değiştireceğiniz kitaplardan bir tanesi. Benim gerçekten üzgün olduğum bir zaman vardı ve o zaman diliminde bana çok yardımcı oldu. Bir diğer göstermek istediğim kitap Ben Efsane. Ben Efsane'de dünyaya yayılan bir virüs var. Aynı bizim Covid zamanında yaşadığımız olaylara benzer şeyler yaşamaya başlıyorlar. Ve dünyada sadece bir tane insan kalıyor ve bu insanın yaşadığı bir macerayı okuyoruz. Yine çok keyifli ve sürükleyici kitaplardan bir tanesiydi. Bir diğer göstereceğim yazar yine Matt Hague'den, Zamanı Durdurmanın Yolları. Kitabımızda 41 yaşında bir tarih öğretmenimiz var. Bu tarih öğretmenimiz Tom aslında sıradan bir adam gibi görünürken bir hastalıktan dolayı yüzyıllardır hayatta kalmış olan bir insan. Bu adamın neden bu durumda olduğunu çözmeye çalıştı ve bundan dolayı yaşadığı maceraları okuyoruz. Yine diğer kitaplarında olduğu gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Çok keyifle ve sürüklenerek okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Bir sonraki göstereceğim kitap yabancı yayınlarından çünkü biz karıncayız. Bu kitabı ben sanırım 2016-2017 yılında okumuştum. Bu kitabı genç yetişkinlere ya da daha önce bilim kurgu kitabı okumamış insanlara önerebilirim. Okuması keyifli, dili kolay kitaplardan bir tanesiydi. Ve son olarak göstereceğim kitap Asimov'dan Ben Robot. Bu kitap Bilim kurgu kitaplarının yazarı olan Asimov'a başlamak için güzel bir seçenek. Eğer daha önce Asimov kitapları okumadıysanız Ben Robotla başlayabilirsiniz. Hem yazarımızın dilini anlamanız hem de bilim kurgu dünyasına adım atabilmeniz için gerçekten güzel bir kitap. Evet arkadaşlar, bu gösterdiğim kitaplar benim çok keyifli okuduğum bilim kurgu kitapları. Eğer farklı kategorilerden de kitap tavsiyesi yapmamı isterseniz lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.